Ya da belki de akşamlar Esenboğa günlük grafik. Yani Esenboğa'yı yayınlıyorum. Hiç yayınlamıyor değilim. Son videoyu ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum ama hep aynı şeyi söylüyorum Esenboğa'da. Yatay bir bandı var. Yatay bir hareketi var. Bu yatay bir hareketin gereğini yapıyor. Yani bir testere piyasası bu da. Kısacası. Bu piyasada 27 civarları alış fırsatı olarak 27-26'ya kadar o alan. 26'ya çok sarkamıyor ama yani bir dikkate almak lazım tabii 26'yı arada. Bu alan piyasa tarafından bir alış fırsatı olarak, alım fırsatı olarak kullanılıyor genellikle. Ve oradan üst bandımızda 34. Şimdi geçilirse bir de tabii 38'e yaklaşan bir alanımız daha var. Yani 34 ve 38 olarak iki tane de direnci var. Bu aralıkta 34-38 aralığında da hızlı satıldığını görüyoruz Esenboğa'nın. Yaklaşırken bazen tam geliyor, bazen tam gelemiyor. Ayrı bir konu. Her zaman gelecek diye bir şey yoktur ama temamız bu yani. Bu temada takip etmeden onun için hani bir yükseliş var. Efendim bir boğada, bir ayıda ikisini de söylemek mümkün değil. Yatay bir piyasada. Dolayısıyla bu piyasanın kurallarına riayet etmek lazım takip ederken. Yani 34'e yaklaşıyorsa, 34'ün üstüne doğru bir hareket varsa orada çok şimdi satış, şimdi şöyle bir mum alırsanız mesela bakın aklınızda olsun şeklinde gösteriyorum yani. Şu tür mum, şu gördüğünüz mum, şu mum, şey yakın zamanda 18 Şubat'ta oluşmuş mesela bunlar dönüş şeyleri artık. Yani ben kuvvetim, burada da var benzerleri, kuvvetim gücüm bitti diyor. Bakın burada da var benzerleri. Ben aşağı dönüyorum diyor. O üst bandı kıramayacağını söylüyor bize. Aşağıda da zaten biraz önce söyledim yani orada da tam bunun tersini yapıyor aslında bakın hemen yaklaşırken fren izleri belirmeye başlıyor. Şu gördüğünüz alanlarda bazen tabi sert oldu şurası savaş sebebiyle ama dolayısıyla bu anatema kırılmadıkça Esen'de yukarı veya aşağı hareket bir tren çizdiğini söylemek güç. Öyle bir şey söyleyemeyiz. Bu ne zaman kırılırsa o zaman yani ben muhtemelen 37-38 geçirince artık bir yeni tepe arayışını kuvvetli görürüm burada. Yani bu en azından mesela bandı ikiye katlamasını bekleyebilirim. Yani 25 efendim söyleyeyim ne var burada? 34 diyelim. 9 koy üstüne 43 geldik. Dirence geldik. Majör dirence. Kırılım halinde veya yukarıdan sayarsak 37 4 daha koy. 51 lira gibi dirençler takip edilebilir. Ama şu alandan çıktığını tabii bir görmek lazım. Çok fazla hacim yok. Çok standart işlemlerle yürüdüğünü söyleyebilirim. 48 arasay. O da dengeli bir hatta şu anda. Sertçe. Her seferinde de sertçe ayrılıyor. Bakın bir heyecan yapıyor. Şöyle dirence giriyor. Arasaya dikkat ederseniz. Ya bu kadar ağzı açılan bir arasay yani çoğu zaman döner arkadaşlar. Yani o direnç kırılmaz öyle o kadar. Ağzını açtığı zaman orada kar birikti anlamına geliyor. Aynı zamanda momentum çok güçlü yani. Çok olması gerekenden fazla güçlü anlamına geliyor. Özel bir haber yoksa taşıyan çoğunlukla 70 RSI'ye yakın ve şu açıklıktaki bir kendi ortalamasından açılan bir RSI'da satıldığında görüyoruz Esenboğa'nın. Genel şeyi budur. Görünüm budur. Orta uzun vadeci için elbette ki çok can sıkıcı. Ama kısa vadeciler için güzel stratejiler oluşturulabilir Esenboğa'da. Herkese iyi akşamlar.